Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Suudi Arabistan'daki dönüşüm serüveni esnasında öne çıkan gelişmelerden birisi de Seyyid Kutub ve İhvan-ı Müslimin düşmanlığı oldu. Daha önce İhvan-ı Müslimin'in Mısır'dan hicret etmek zorunda olanları barındıran ülke durumundaki Suudi Arabistan, şimdi İhvan-ı Müslimin'i dünyanın en tehlikeli terör örgütü, din içindeki en büyük fitne gibi gösteriyor. Seyyid Kutub'u da İhvan-ı Müslimin'in yetiştirdiği bir baş belası, kitaplarını da fitne ve mikrop kaynağı olarak insanlara sunuyorlar. Suudi Arabistan, Mekke'ye ve Medine'ye rağmen küfre doğru hızlı bir dönüş yaptı. Çok kısa bir zaman içerisinde kültürü de, siyaseti de, ekonomiyi de başka yönlere doğru kaydırdı. Aslında daha öncesinde ne kadar İslam devletiydi, Mekke'nin, Medine'nin yönetiminin olduğu bir devlet anlayışına ne kadar yakındı, zaten bu da ayrı bir mesele. İhvan-ı Müslimin'i neden kara listeye aldığını irdelemeye gerek yok. Mısır neden yaptıysa, Suudi Arabistan'da devlet olarak ondan yapmıştır der geçiştiririz. Ama dünyadaki Seyyid Kutub kitaplarının çok büyük bölümünü hacılar, umreciler, Suudi Arabistan kitapçılarından alıp ülkelerine götürdüler yakın yıllara kadar. Şimdi neden? Başta Fizilal-i Kur'an olmak üzere diğer Seyyid Kutub'a ait kitaplar kara listeye alındı, imha edilecek kitaplar arasına alındı Suudi Arabistan'da. Seyyid Kutub'dan Suudiler ne istiyorlar? Bu soruya cevap bulmadan önce aslında dünyadaki özellikle tarikat erbabı olduğunu söyleyenler Seyyid Kutub'dan ne istiyorlar? Seyyid Kutub'un hangi yanlışı üzerinde duruyorlar sorusuna cevap bulmalıyız. Önce Seyyid Kutub yanlışı olmayan birisi midir diye soralım. Hiç tereddüt etmeden de cevap verelim. Mümkün mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bir insanın hatasız olması mümkün mü? 20. yüzyılda gelmiş Seyyid Kutub nasıl hatasız olabilir? Adil bir gözle bakıldığında gerçekten Seyyid Kutub'un bunlar ne biçim sözler, böyle olmaz denecek hataları var. Ama Seyyid Kutub bu ümmetin çocuğudur. Bu ümmetin bir mütefekkiridir. Seyyid Kutub'u casus gibi ümmeti yıkmak için gelmiş, kullanılan biri gibi itham etmek, sunmak, kıyamet günü kul hakları açısından ağır bir problem oluşturur. Neden? Seyyid Kutub'u bütün hatalarına rağmen yanlışlarına rağmen bir kere ölüm nedeni üzerinden, idam ediliş nedeni üzerinden incelediğimizde Seyyid Kutub Mevdudi'nin kitaplarından etkilenip, özellikle 4 kavram kitabından etkilenip Arap alemine Mevdudi eksenli fikirleri yaymakla itham edilmiş birisidir. İdam gerekçesini okuyan savcı kılıklı insan, sen Pakistan'daki Mevdudi fikirlerini başımıza bela ettin buraya demiştir. Mevdudi'nin 4 kavram kitabı İslam ümmetinin gafletine gelmiş, unuttuğu 4 kavramı canlandıran bir kitaptır. Mevdudi, İngilizlerin kovanına çomak sokmuş birisidir. Alimliği, hatalılığı, hatasızlığı ayrı bir mesele. Ama Mevdudi, İngilizlerin kökten kazımak istediği Büyük Britanya hayallerine engel olmaya çalışmış bir Müslüman mütefekkirdir. Seyyid Kutub'un Mevdudi'den etkilenmişliği de yabana atılır bir düşünce değildir. Çünkü Seyyid Kutub zamanında ümmeti Muhammed'e tefsir yazacak bir hayat yaşamıyordu. Amerika hayatından sonra, Amerika'daki yaşantısından sonra Allah-u Teala kalbini açtı. Gençlerin, kadınların, erkeklerin, bütün ümmetin uyanmasına vesile olacak sözler söylettirdi, yazılar yazdırttırdı ona. Ala külli hal, sen idam edilmelisin diye Seyyid Kutub'un idam edilme gerekçesinin konuşulduğu mahkemede Rab, ibadet, ilah konularını zihin karıştıracak şekilde gündeme getirdiği için itham edilmiş ve idam edilmiştir. Siyasete, Abdülnasır'a karşı olduğu için kötü insan olmuştur. Şimdi Suudi Arabistan'ın Seyyid Kutub'u ve onun içinden yetiştiği İhvan-ı Müslimin'i kötü, zararlı, bela gösterme nedeni de Amerika'nın, İngiltere'nin, kısaca Batı'nın dalaletlerine karşı bir uyanış simgesi haline geldiği içindir. Peki ibadetiyle meşgul, zühd yaşayan, hayata Allah rızası gözüyle bakan oluşumlar, hoca efendiler Seyyid Kutub'a neden karşı çıkarlar? Cevap olarak deriz ki elbette kimin kalbinde ne olduğunu, neyi niye yaptığını Allah-u Teala'dan başkası bilemez. Biz zahire göre hükmetmek zorundayız. Ama bu ümmetin gençlerinin kafirlere düşman, velâ ve berâ akidesine sahip, tevhidden taviz vermeyen, siyasi iktidarların menfaatleri ve oyunlarına karşı uyanık, müteyakkız olan, kültürel erozyona karşı kendisini ümmetin çocuğu olarak görmek isteyen, şuurlu nesle karşı söz söylemek isteyenlerin ilk taş atacakları yer Seyyid Kutub'tur. Neden? Çünkü Seyyid Kutub bugün idam nedeni, idam serüveni resmi kayıtlarda olan birisidir. Abdülnasır'dan özür dileyen küçük bir not yaz. Devletten, Abdülnasır'dan özür diliyorum de, bu idam bitsin, sen de hayatına dön teklifine karşı, resmi teklife karşı ben ettehiyyatü'ye oturduğumda namazda eşhedü en la ilahe illallah derken parmağımı kaldırıyorum. Bu parmak kelime-i şehadetle oynamış bir parmaktır. Bir münafıktan özür dilemek için yazı yazacak kalemi tutmaz bu. Deme basireti göstermiş. Sabah idam edileceğini bildiği halde münafıktan özür dilemem demiş yürekli bir insandır. Böyle bir insanı, insanlara takva olun, Allah'tan korkun, ahiretten korkun dediği halde iktidarların hatalarını sahiplenmekte beis görmeyenlerin Seyyid Kutub'u sevmeleri mümkün değildir ki, kendileriyle çelişmiş olurlar. Dün bu olmaz, bu uğurda ölmemiz lazım dediği hatayı bugün yapan bir insan Seyyid Kutub'u sevemez. O yani ölümden korkuyor. Seyyid Kutub ölümün üstüne yürüdü. O asla yağcılık dışında bir yaşam garantisi göremezken Seyyid Kutub değil yağ yakmayı, sıradan bir adam olarak bile yürümeyi kabul etmedi. Ucunu İngiltere'nin dünya politikalarında hayat görmeyen, ahiret zararı gören anlayışa kadar dayandırdığımızda bu ümmetin delikanlı ruhlularıyla gevşek, light ruhlu müminleri arasında fark gördüğümüzde, bunun ne demek olduğunu anladığımızda neden Seyyid Kutub sevilmiyor bunu anlarız. İhvan-ı Müslimin neden sevilmiyor? Hilafetin neden ilga edildiğini, neden halifesiz Müslümanlar oluşturulmak istendiğini anladığımız zaman ancak anlayabiliriz. Başka türlü anlayamayız. Anlamak mümkün değildir. Bütün hatalarına rağmen Seyyid Kutub bu ümmetin çocuğudur. Ve kelime-i şehadet okuyarak Rabbine gittiği tutanaklarda yazan birisidir. Siyasetten ekonomiye kadar yanlış işlere bulaşmışların hakkın konuşulacağı yerde susmayı bir maharet zannedenlerin Seyyid Kutub'u sevmemeleri kadar, onun kitaplarını yasaklamaları kadar tabii bir şey yoktur. Ve bu tip kimselerin ümmeti Muhammed'in akidesinden, ekonomik anlayışından, aile anlayışından, siyaset anlayışından taviz verildiğinde uykuları kaçmayanların Seyyid Kutub'u sevmemeleri Seyyid Kutub'un adına övünülecek bir şeydir. Çünkü Seyyid Kutub münafıktan özür dilemem diyen insandır. Münafığın önünde eğilen, bükülen insan Seyyid Kutub'u anlayamaz, takdir edemez. Herkes de Allah'ın huzuruna çıkar. Haklı, haksız, ehli sünnet, batıl fırka o gün ortaya çıkar. O güne kadar sabredenlere gam yok, keder yok. Hüküm Allah'ındır, söz Allah'ındır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.